Dağlardan ovalara, patikalardan yola. Tam üç başta Avdoğa tüm Türkiye'yi geziyor. Avdoğa programı sizlere ulaşıyor. Avcılık, avcılık, iktisat, spor kulübü. Tamam, avcılar kulübü 1960. Eşin Aşkut Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği. 1990. Avcılık, atıcılık, iktisat kulübü başkanı. Avcılık, atıcılık, balıkçılık ve doğa koruma derneği. Avcılık, iktisat kulübü. Merkez Avcılık, atıcılık, spor kulübü başkanı. Adı altında aslında Bursa adı altında. Kürt Avcılık, atıcılık, atıcılık, iktisat kulübü başkanı. Sivas Sancak Avcılık, atıcılık. Zindan Avcılar Kulübü başkanımız var. Hakan Atak. Hem de balıkçılık, avcılık, atıcılık, spor kulübü başkanı. Avcının sorunları, gündem, yetkili sesler, av anıları, yaban hayatı ve doğa. Sevgili avcı dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Avcılarımızla bir araya geldik, sohbetler yaptık. Av ve yaban hayatını ilgili. Yani tüm kulüplerde, köy kahvelerinde herkes işte gittik. Dağlarda gezdik, ateşimizi yaptık. Ateş başladı. Zaman geçireceğimizi umuyorum. Bir domuz avındayız. Eskişehir'deyiz. Tüm illerimize, tüm avcı derneklerimize gitmek istiyoruz. Saklanması demek, domuzun çoğalması demek. Bütün Türkiye genelindeki çiftçilerin zararını düşünün. Sürülerimiz çıkıyor, sürüler çıktığı zaman. Zonguldak yasak, Eskişehir yasak, Bursa bir sürü cezası var. Üç kere, dört kere ayıyla karşılaştım. Zaten artık sadece adını, resmini kitaplarda görür oldum. Hiç denetlemeye tabi olmadı. Suç yani, Türkiye'de özür olmak suç lazım. Yasaklar bir çözüm değil. Türkiye'deki avcıların en yoğun yalnız olarak devlet yeni bir popülasyon oluşturup oraların örnek avlak olarak. Niye vergi mükellef olayım ki ben? Hangi avcınız denetlendi? Kuş olsam ben de gelmem yani. Bek avıyla domuz avı yapabilir misin bu meşelikte? Tüfeğimi alıyor. Diyor ki git diyor mali yapalım. Çektiğimde yüzünü görmeden döndüğümüz günler oluyor yani. Ne oluyor lan? Ben ayında 50 kilometre gidip av yapıyordum. Bir sene Porat diye gidip av yaptım. 10 bin tane fazla da kayıtsız silah. Av yapmayacaksınız belki de. Av yapmayacaktım belki de, bırakacaktım. Ve bilgilendirme ve eğlence. Çünkü bu camianın içerisinde doğaya 1 milyon kekliği biz bırakalım. Hiç kimsenin, benim de sizin de hiçbir hayatta istekle bekmeziz. Ve güncel olarak o konuları ele almanız. Ben Şam ağası var. Ben bu 6 hayvanı da buldum. Biliyorsun başkan ve as başkanlar bir süre sonra gidelim. 1,5 yıl kadar genel müdürlüğünü yürüdü. Daha köpek doğmadan başlar. Yüksek frekansları, sesleri. Bu çiftliği 93'te yaptık. 2007 yılında da bizim av köpeklerine böyle bir negatif. Yani fişekler olsun. Yani sektör ne yiyor, ne içiyor? Tek Türkiye'deki silahlardan birisi. Ankara'daki balıkçıların birinci sınıf profesyonel balık. Soğutmalı. Tabii tabii tabii. Evet. Bunun ambalajı. Bu da güzel. 1187'si gibi gönül rahatlığı 857 yılında Amerika'da. Böyle üçlü sert yok. 36 kalibre toptan dolma. Evet. Bunu anlatır mısınız? Dalgıçlıktan dağcılığa kadar, işte su altı sporlarından ya gelirse müşterinin daha çok ilgisi, vinç bir yokmuşuz yer geçirme. İşte Rachel denilen bir özel kumaş avcı. Ben avcı istiyorum. Kendimiz doldurduk eskiden. O tuzak. Keklik tuzağı. Bu hafta kitap tarafın köşemizde. Bu da bizim Sevdamız adlı kitabımızı tanıtmak için. İnşallah bir kitap daha çıkar. Doğa Eczanesi ve Şifalı Bitkiler kitabı. Müthiş soluk soluğa ve bundan tüm av hayvanlarını teker teker anlatmış. Biriyle beraber bu hoca iyi bir aşçıdır, iyi bir balıkçıdır. Ketiği bir düşürdüm.
İnanın içeri birisi bomba attı zannettim. Değil mi buradaki alın? Kesinlikle. Katyon 2.20'ye kadar çıkar. Tek kurşun. Allah'ım sana bir de bana attı. Bir de bana attı. Arka sekmede de araba horultusundan av yapamadı. Ben nereye bir çekti bir baktım önden yerde tavşan gibi yuvarlanıyor. Tüfek paramparça. Vallahi seni görmedim ben. Korktum ben dedim. Seni görmedim. Bir kıl kokuyor vallahi billahi açık havada kenizlerim tıkandı. Peki dedi ne yapacağız dedi. Hele dedi sen şu tüfeği al da bir çık git. Adamın kafasını düzeltmesin. Lan durun diyor kafanı düzeltin ceket yapın ceket yapın diye bağırıyor adam yattı yani. Haydi küm şaraptır benim vay vay. Çok teşekkür ediyorum. Daima yanınızdayım. Avcılar. Avcılar. Avdoğa. Bizler. Rastgele. Rastgele. Kamil Üçbaşlı Avdoğa her cuma saat 19'da tekrarlarıysa cumartesi 17'de çarşamba saat 10'da Yaban TV'de.